Doğancan Aksoy da Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki tabloyu bizlerle paylaştı. Gençler, çocuklar sokağa çıkmaya başladı. Peki parklar, bahçeler dışında nerelere gidiyorlar? İşte bu sorunun cevabı için de Kocaeli'ye dönüyoruz efendim. AVM'lerde, kafelerde, restoranlarda tablo ne? Halit Yılmaz, senden dinleyelim. Mustafa Özen, koronavirüsle mücadele başladığı günden bugüne kadar özellikle alışveriş merkezleri kapılarını kapatmıştı. Sonrasında alınan tedbirlerin ardından yeniden açıldı ve müşterileriyle buluştu. Ancak şunu söyleyelim, burası Türkiye'nin ilk açık alan alışveriş merkezi ve outlet ürünler olduğu için de ilgi görüyor. Tabii 18 yaş altı gençler özellikle o saat 20'ye kadar dışarıdalar ve bugün bu alışveriş merkezi önce önlem sonra alışveriş sloganıyla birlikte hayatta. Yani gençler anne babalarıyla birlikte buraya gelip outlet ürünlerinin satılmış olduğu ürünleri uygun fiyatlarla almaya çalışıyorlar. Diğer taraftan bölgede bulunan, yine açık alanda bulunan kafeteryalar yoğun ilgi görüyor. Çünkü kapalı mekanlara girmekten vatandaşlar biraz çekindiklerini dile getirebiliriz. İşte alışveriş açık alanda olunca yağmura rağmen şu anda kameraman arkadaşım Oğuz Aşıkoğlu'nun ekranlara getirdiği görüntülerle bakılırsa çoluk çocuk herkes alışverişte. Çünkü yaklaşık 80 gündür çocuklar evde ve bu evde oldukları süre içerisinde de alışveriş yapılamamıştı. Tabii hem sezonun yaza doğru dönmesi, çocukların artık bundan sonra girecekleri kıyafetleri vesaireler anneler tarafından alınıyor. Çocuklar da dışarıda olmanın keyfini sürüyorlar. Hemen söyleyelim çocuklara, evde hayat nasıl geçti diye sorduğumuzda da sıkıcı olduğunu belirttiler. İşte o sıkıcılıktan biraz kurtulmak için hem alışverişin keyfini, hem açık alanda bunu gerçekleştirmenin keyfini, hem de hayatımıza yeni dahil olan bu maskelerle alışveriş yapmanın deneyimini sağlıyorlar. Diyelim, sözü sana bırakalım Mustafa Özen.